Gayme teşvik. Ve gurugun yeni gu nun yeni zareye teorisinde ana muavenet eylemek idi. Fakat asker Osmaniye ve 30 Temmuz'da bu göle şiddetli şiddetli sortada mukavemet gösterdiler. Süleyman Paşa 29 Temmuz'da Dedeköy'de Raif Paşa'ya iltihak etti. Ve yeni zarayı derece-i kafiyede satır ettikten sonra Temmuz'da 39 tabur piyade iki alay süvari ve 32 top ile eski zara üzerine yürüdü. O gün Kevin askerleri Askeri Osmaniye ile vuku bulan bir muharebede mağlup ve akşam üzeri eski Zara'dan def'i ve ihraç eyleyerek diyerek rücaat mecbur oldular. Bu muharebede mecruh ve telef
olarak bin 300 nefer zayiat vermişlerdi. Yalnız Bulgar milislerinden sabit ile 200 nefer telef oldu. Süleyman Paşa'nın icra eylediği harekat taarruz Rusların Balkanların cenubunda kazanmış oldukları arazinin ellerinden gitmesine sebep oldu. Yalnız Şipka geçidiyle mecra geçitleri mecavir geçitler şimdilik Ruslar elinde kaldı. Rusçuk cihetine sokulan kol yani Rusya Veliahtı'nın kumandasındaki ordunun saval cenahı Beş Temmuz'da Biyala'ya muvasalıtla Yantara nehri üzerindeki köprüyü zapt ile aşağı Vagra Lev bunca ileriledi. Fakat Rusçuk muhasara gidemedi. Zira muhasara topları daha şimendiferle yer köy getirilecek oradan da Tuna'dan geçirilecek
geçirecek. Muhasara mahline nakil olunacak idi. Sol cenahın Mehmet Ali Paşa'nın taarruzuna karşı icra eylediği harekat ve muharebat muvaffakiyet kah bir tarafta kah diğer tarafta olmak üzere öyle ayına üzere Eylül ayına kadar devam etti. Lev husasında vuku'a gelen muharebelerden en ziyade zikre şayan olanları Ağustos'taki Ağustos'taki ayazlar 5 Eylül'deki Kocalev ve 21 Eylül'deki Çayır köyü muharebeleridir. Nivolu'yu hedef-ül harekat ittihaz etmiş olan sağ cenahın harekatı pek geri kalmış ve bu cenah Romanya ile bir takım müzakirat sebebiyet vermiştir ki bu müzakirat ayrıca zikre şayandır. Rusların sağ cenahını teşkil eden General Gordunuz Gumandasındaki
gördüğünüz komandasındaki 9. kol ordu on iki Temmuz'da Nibolu'yu Cenub ve Şark tarafından ihata eden tepelerin önüne vasıl olmuştu. Ruslar burada 2 gün tertibat almakla uğraştıktan sonra Temmuz'un 13. günü Rus bataryaları Osmanlı topçusunun taht işgalinde bulunan mezkür tepeler üzerine